ikinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. 9. sınıflar Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunu inceleyeceğiz bugün. Eşlik ve benzerlik geometrinin belki de biraz daha can sıkıcı yerlerinden bir tanesi olabilir. Onun için bu derse inanılmaz derecede dikkatli konsantre olman lazım. Haydi bakalım içerikte neler var onları paylaşalım sizle. Eşlik ve benzerliği konu başlığı altında birinci maddede üçgenlerde eşliği inceleyeceğiz. Ardından üçgenlerde eşlik teoremlerine bakacağız. Hangi üçgenlerin birbirlerine eş olup olamayacaklarına karar vereceğiz. Üçüncüsünde üçgenlerde benzerlik kavramını inceleyip dördüncüsünde ise üçgenlerde benzerlik teoremlerini yorumlayacağız. Beşincisinde temel orantı teoremi, altıncısında ise Thales teoremiyle bu konu başlığına noktamızı koyacağız. Hadi bakalım bu benzerlik nerelerde kullanılıyormuş, ödevlerimiz neler olacakmış bir de ona bakalım. Bu konumuzda kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Maket yapımı ve inşaat projelerini ölçeklendirme ve oranlama konularına yardımcı olur bir ölçekte yapılmış üçgeni kullanarak gerçek boyutta nasıl görüneceğini tahmin etmek mümkün olur. Bak büyük bir üçgen yapmak yerine bunun benzerini yapıyoruz, daha küçüğünü yapıyoruz, hata paylarını azaltıyoruz. Devam ediyorum. Harita ve navigasyon uygulamalarında uzak mesafeleri hesaplarken kullanılır. İki nokta arasındaki mesafeyi hesaplayarak doğru rotayı belirlemen yardımcı olur. Bilgisayar grafikleri ve oyun geliştirme gibi alanlarda ise üçgen benzerliği nesnelerin görüntülenmesi ve animasyonun oluşturması için temel bir kavramdır. Yatırım ve finansal planlama süreçlerinde üçgen benzerliği farklı dönemlerdeki değerlerin karşılaştırmasında gelecekteki trendlerin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Benzerlik kesinlikle çok önemli. Peki bu konudan sonra ödevlerimiz neler olacak? 0'dan 9'a matematik çalışıyorsanız eğer sayfa 200'den 215'e kadar dinamo matematikten çalışıyorsanız sayfa 205'ten 218'e kadar sorumlu olacaksınız. O zaman haydi bakalım başlayalım. Üçgenlerde eşlik kavramıyla başlıyoruz. Diyor ki karşılıklı açılarının ölçüleri karşılıklı kenarlarının uzunluklarına eşit olan üçgenlere eş üçgenler denir. Hmm, Karşılıklı açılar bir kere açılar eşit olacak buradan anladığım mesele bu. İkincisi ne? Bu açıların karşısındaki uzunluklar da birbirlerine eşit olmak zorunda. Şimdi şöyle bir bakarsak bakın. ABDE. hemen bakalım. AB uzunluğu DE uzunluğuna eşit. Peki AB'nin karşısından geç var C. DE'nin hangisi var F. O zaman onlar da birbirlerine eşit olması gerekiyormuş. Devam ediyorum. AC uzunluğu DF uzunluğuna eşitmiş. AC uzunluğu, DF uzunluğu. AC'nin karşısında B açısı, DF'nin karşısında da E açısı var. Onlar da birbirlerine gördüğünüz gibi eşitler. Ve son olarak BC uzunluğu, EF uzunluğuna yani tabanlara bakıyoruz. BC ve EF. BC'nin karşısında A açısı varken, EF'nin karşısında D açısı var. O zaman A açısı da D açısına eşit olmuş oluyor. Bu eşitlikler sağlandığında ABC ve DF e, üçgenleri birbirlerine eşittir diyoruz. Ve şu sembolle gösteriyoruz. ABC üçgeni, eşittir df üçgeni. Burada söylemek istediğim çok önemli bir durum var. Bize bu sembolü verdiklerinde a açısı d açısıyla yani birinci açı birinciyle b açısı e açısıyla yani ikinci ikinciyle c de f ile yani üçüncü de üçüncüyle eşit olmak zorunda ki ya alt tarafı koyduğumuz ünlemde de bunu söylüyoruz. Bu gösterimde diyoruz harflerin yazılış sırası kesinlikle ama kesinlikle çok önemli. Şimdi gelelim bu üçgenlerde eşlik teoremlerine. Birinci teoremimiz kenar açı kenar teoremi. İki üçgen var karşılıklı ikişer kenar uzunlukları ve bu kenarlar arasında kalan açı ölçüleri eşitse bu üçgenler eşittir. Bakın iki üçgenin eş olabilmesi için diyor. iki üçgenin eş olabilmesi için ikişer kenarların eşit olması gerekiyor. Bizim aşağıda verilen şekilde AB uzunluğu DE'ye, AC uzunluğu da DF ye eşit, iki kenar eşit. Ve bu iki kenar arasında kalan açının ölçüsü de eşit olacak. O da nerede gösterilmiş? Bakın burada. A açısı ile D açısı birbirlerine eşit. İki kenarın arasındaki açı da birbirlerine eşitse artık bu üçgenler birbirlerine eştir diyoruz. Bu durumda ABC üçgeni DEF üçgenine eşittir deyip işin içinden çıkıyoruz. Sorumuz diyor ki ABC üçgeni DF üçgenine eşit olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi bakın birinci açı birinci açı ile aynı demiştik. O zaman A açısına nokta koyarsam D açısına da gidip noktayı koyarım. B açısı da F açısıyla eşit demiştik. F'ye çizgili atarsam bu durumda F açısına da çizgili atmam lazım. Son olarak C açısı da E açısıyla eşit olacak. Buna çift çizgili dersek burası da çift çizgili. Şu an bunlar birbirlerine bütün açılara eşit olduğu gördüğün gibi. Üçgenler eş olduğuna göre aynı açıların karşısındaki kenar uzunlukları da birbirine eşit olacak. Örneğin tek çizginin karşısında burada 14'ü görüyorsak tek çizginin karşısında burada da 14'ü görmeliyiz. Bu durumda 2y eksi 4'ün karşılığı 14 olduğundan eksi 4'ü karşı tarafa atarsam buradan karşılığı 18. Y'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 9. Geldim ikinci kısma. Çift çizginin karşısında burada 3x eksi 4'ü görüyorsam burada da 3x eksi 4'e eşit bir ifade görmeliyim. Orada da 20'yi gördüm. O zaman 3x eksi 4 eşittir 20. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsam 3x'in karşılığı buradan 24. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı 8. Bizden istenilen bu ikisinin toplamı olduğundan dolayı aradığımız sonuç 17 olacaktır diyoruz. Geldim ikinci teoremimize açı kenar açı. Dikkat et bir önceki neydi? Kenar açı kenar. İki kenar bir açı aynıydı. Burada ise iki açı bir kenar aynı olacak. Bakalım hangi açılarmış bunlar? İki üçgenin karşılıklı iki, ikişer açıların ölçüleri ve bu açıların arasında kalan kenar uzunlukları eşitse. Hmm, bakın şu açıyla bu açı eşit. Şu açıyla da bu açı eşit. Ve bunları birleştiren doğru parçaların uzunlukları eşitse bu durumda iki üçgen birbirlerine eşit oluyormuş diyoruz. Sorumuz diyor ki yukarıdaki şekilde BC ve D noktaları doğru salmış. BC e, d hmm, evet şeklin üstünde gösterilmiş. AB 24'müş. C 30'muş. BD kaçtır diyor. Şimdi güzel kardeşim burada hemen şöyle bir giriş yapalım. Bakın 90'lar çok fazla olduğunda açılara isim vermek kesinlikle çok önemli. Ben buraya A buraya B dersem ABC üçgeninde A'nın, B'nin ve 90'ın toplamı ne yapacak? 180. Bu durumda A ile B'nin toplamını 90 bulmuş olacağız. İç açılar toplamı olarak değerlendirirsek. Şimdi burada bir 90 var, burada da bir A var. O zaman buranın karşılığı B olmalı. C, D, e üçgeninde B var, 90 var. O zaman burası da otomatikman ne gelecektir? A. Bunu nasıl yaptık? Tekrar söylüyorum. A ile B'nin toplamını 90 bulduğumuz için eksikleri tamamlayarak gittik. Şimdi bakıyorum. B'nin karşısındaki kenara Burada da B'nin karşısındaki kenara bakınca o diyorum. Tamam. Şimdi çünkü ABC üçgeniyle CDE üçgeninin bütün açıları birbirlerine eşit çıktı. AB90 AB90. Bir de yetmezmiş gibi B'nin karşısındaki uzunluklar da birbirlerine eşit. Bu durumda ne diyebiliriz sevgili dostum? O halde 90'ların karşısındakiler de eşit olmalı. 90'ın karşısında burada 30 var. 90'ın karşısında burada da ne gelecektir? 30 olacaktır. ABC üçgeninde A'nın karşısında 24 var. O zaman burada da A'nın karşısında arkadaşlar 24 olacaktır. Şimdi gelelim şu mübarek güzel üçgene. 24, 30 bir şey üçgeni bu. Bakın burası 5'in 6 katı. Burası 4'ün 6 katı. E 3, 4, 5 üçgeni görmüş insanlarız biz. Dolayısıyla e, bir 3'ün 6 katı eksik. Yani burası da 18 olacaktır. Benden buranın tamamı isteniyor. Yani 18 artı 24 isteniyor. Dolayısıyla buradan da karşılığı 42 gelecektir dedik. Geldik 3. ifademize. Kenar, kenar, kenar ifadesine diyor ki iki üçgenin karşılıklı bütün kenar uzunlukları eşitse bu üçgenler eşittir. Tabii ki bu doğru. Mesela sol tarafta bir 3 4 5 var, sağ tarafta da bir 3 4 5 var. E iki üçgen birbirlerine eşit olacak. O zaman bütün kenarlar birbirlerine eşit olunca sevgili dostum, bu durumda ne diyebiliyoruz? İki üçgen birbirlerine eşittir. Hatta bakın bu kenarla bu kenar uzunlukları eşit olduğu için bunların karşısındaki açılar da otomatikman eşit olacak. Yani eşit olan kenarların karşısındaki uzun uzunlukların karşısındaki açılar da birbirlerine eşittir yorumu yapabiliyoruz. Peki şöyle bir sorumuz var. Şimdi bak. Sevgili dostum, ABD üçgenine bir odaklanırsan. Diyelim ki şuraya A dedik. Buraya B dedik, buraya da C dedik. ABD üçgeninin şu an kenarları gördüğün gibi ABC. BCD üçgenine bakalım. Burası da A'ymış, burası da B'ymiş. Çünkü onlar birbirine B, C, BCD üçgeninde de kenarlar ABC oldu. O zaman ABD üçgeni ile BCD üçgenleri birbirlerine eşit oldu sevgili dostum. Eşit olunca ne oldu? Aynı açının karşısındaki uzunluklar eşit işte olacağından dolayı C'nin karşısında burada 89 varsa burada da C'nin karşısında ne kadar olacak? 89. Sonra bakıyorum. B'nin karşısında ne görüyoruz burada? 59. O zaman burada da B'nin karşısında 59 derece olacak. Pekala. Şimdi gelelim şuraya. ABC B, C üçgeninin iç açılar toplamı 180 yapacağına göre. Burada bir 89'un var. 59'da buradan geldi. Ne kadar yaptı? 148. 180'den çıkarttığımda buranın karşılığı oldu 32. Bu 32 de A'nın karşısına olduğuna göre burada da A'nın karşısında yine 32 olmak zorunda. O halde benden istenilen ADC açısının ölçüsü buradaki 32 ile 32'nin toplamı yani karşılığı 64 olacaktır. Sıradaki sorumuz diyor ki ABC ikizkenar üçgeninde diyor AB AC eşittir. Bak sevgili kardeşim AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitse buradaki açı A ise buradaki açı da A olacaktır diyoruz. Hocam buradaki ne karışmasın? Buradaki ne karışmasın? Çünkü o A değil alfa. Peki. Sonra o bak ne gördüm. FBD üçgenine bir bakalım. Bir de EDC üçgenine bir bakalım. İki kenarı aynı aralarındaki açı da aynı. O zaman bu üçgenler birbirlerine eş. Peki şimdi ne diyeceğiz? Demek ki tek çizginin karşısında burada B varsa burada da tek çizginin karşısına B olacak. Çift çizginin karşısında burada C varsa çift çizginin karşısında burada da ne gelecektir? C gelecektir diyoruz. Hatta bu arada biz A açısının ölçüsünü de biliyoruz arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Tepedeki açı 72 olduğuna göre bu açıların toplamlarına 180'den 72 çıkarttığımda ne kadar kalacak? 108. Evet. İki parçaya ayırdığımda ne olacak? 54. 54. Peki biz şu an neyi biliyoruz peki arkadaşlar? Bu üçgenler eş olduğuna göre 54'lerin karşısındaki şu kenarlarda birbirlerine otomatikman eşit olacak. Son hamleye geldik. Şu üçgene bakarsanız bu üçgene baktığınızda C'nin, B'nin ve 54'ün toplamının ne kadar olması lazım? 180. O zaman bir de buraya bir bakın. C'nin, B'nin, 54'ün toplamı yine 180 olabilmesi için buranın karşılığı ne olacaktır? 54. Peki burası alfa ise burası da alfa olacak. O halde 2 alfa artı 54 180 derece olacaktır. FE'de üçgenin iç açılar toplamından. 54'ü karşı tarafa attığımda buradan ne kadar kalacak? 126. Her tarafı 2'ye böldüğümde alfanın karşılığı 63 gelecektir. Çok güzel sorulardan bir tanesi de katkı sağlamışızdır size. Geldik benzerlik kavramına. Eşliği tamamladık. Geldik benzerlik kavramına. Benzer üçgenlerde ise bütün kenar ve bütün açılar birbirlerine eşit olma gibi bir şartımız söz konusu değil. Benzer üçgenler aslında bir üçgenin büyütülmüş ya da küçültülmüş hali olarak değerlendirilebilir. Bakalım bizim notlarımızda neler var. Diyor ki karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler deniyor. Benim demin söylediğim küçültme büyütme hikayesi. Açılar birbirlerine eşit olunca bu üçgenlere benzer diyebiliyoruz. Ve benzerlik sembolünü şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Eşlik sembolünden lütfen karıştırmayın. Eşlik sembolünde şöyle bir durum söz konusuydu. Eşitlerin üstüne böyle dalgalı bir çizgi koyuyorduk. Dolayısıyla burada ise sadece o dalgalı çizgimiz var. Diyor ki benzer üçgenin kenarları orantılıdır. Evet aynı açının gördüğü, aynı açıların gördüğü kenarları oranladığımızda bu sabit bir sayıya eşit işte oluyor. Bu k sayısına da benzerlik oranı diyoruz. Biz de dikkatle demişiz ki. Benzer üçgenin kenarları orantılıdır. Bu oran aynı açıların karşısındaki kenarların oranı olarak ifade edilir. Zaten ağırlıklı olarak buna bakacağız arkadaşlar. Açıları birbirlerine eşit hale getireceğiz iki üçgende. Sonra başlayacağız diyeceğiz ki haydi bakalım diyeceğiz. Aynı açıların karşısındaki kenarları oranlayalım. O zaman devam ediyoruz. Sorumuzda diyor ki ABC üçgeni DFE üçgenine diyor benzerdir. Peki şöyle bir giriş yapalım. ABC üçgeni DFE üçgeni benzerse A açısıyla D açısı aynı olmalı. A'ya alfa dediysek... D de 80. O zaman alfanın karşılığı otomatikman zaten 80 geldi. Burası 80'miş. Devam ediyorum. B açısı F açısıyla aynı olacak. F'ye bir noktalı açı dersek F'ye de noktalı diyeceğiz. Ve son olarak üçüncü açılar yani C açısıyla E açısı eşitmiş. Bunları da çizgiyle çizgildirdim. Şimdi diyor ki X kaç derecedir? Ne demiştik benzer üçgenlerde? Bütün açılar birbirlerine eşitse üçgen benzerdir. Ve bu durumda aynı açıların karşısına kenarlar orantılıdır. Noktalı açının karşısına 9 görüyorum sol taraftaki üçgende sağ taraftaki üçgende noktanın karşısına 6 görüyorum. Geliyorum tekrardan soldaki üçgene. 80'in karşısında 15 görüyorum. 80'in karşısı sağdaki üçgende x görüyorum denildiğinde orantıyı kurmuş oluruz. İçler dışlar çarpımı yaptığında 9 ile x'in çarpımı 9x'ken 6 ile 15'in çarpımı buradan 90 olacaktır. Her tarafı 9'a böldüğümde x'in karşılığı da buradan 10 santim gelecektir. Şimdi üçgenlerde eşlikte olduğu gibi benzerlikte teoremlerimiz var. Bu teoremlerden ilki kenar açı kenar teoremi diyor ki iki üçgenin karşılıklı ikişer kenarın uzunlukları orantılı ve bu kenarlar arasındaki açılar eş ise bu iki üçgen birbirlerine benzerdir diyor. Diyor ki AB uzunluğuyla DE uzunluğu AC uzunluğuyla da DF uzunlukları orantılı ve bunların aralarındaki açı birbirlerine eşse bu üçgenler birbirlerine benzerdir demiş. Şimdi sorumuzu diyor ki ABC üçgeninde AC 10, AD 4, BD 21, DC 12 olduğuna göre BC ne kadardır demiş. Şimdi şuradaki tepedeki açıyı bir görmek istiyorum bakın. Bu açı hem ADC üçgeninde hem de ABC üçgeninde ortak. ADC üçgeninde bu açıyı oluşturan kenarlar 4 ve 10 ken. ABC üçgeninde bu kenarları oluşturanlar 10'a 25. Şimdi bunların arasında bu arada küçükten büyüğe doğru yazıyorum yani kafama göre yazmıyorum onu. ADC üçgeninde 4 onu yazarken 4 küçük 10 büyük olduğu için 4'ü sola onu sağa yazdım. ABC üçgeninde ise bu açıyı oluşturan malum kenar burasıyla şurası. Dolayısıyla 10 ile 25'i yazarken yine küçük büyük kavramına baktık. Peki bunları oranlayalım. Acaba bunlar birbirlerine eşit mi bir bakalım. Baktığımda içler dışlar çarpımı 4 ile 25'in çarpımı 100 iken 10 ile 10'un çarpımı da 100. Dolayısıyla bir orantı mevcut. O zaman ne yapabiliyoruz? İşte bu oran dediğimiz 4 bölü 10, 10 bölü 25 ki bunlar sadeleştirilene 2 bölü 5 eşit oluyor. İşte bu da bizim benzerlik oranımız. Peki bu benzerlik oranı sadece bu kenarlar mı, kenarlarla mı sınırlı? Tabii ki hayır. Çizgili açının karşısında ADC üçgeninde 12 görüyorsak büyük üçgende de x görüyorsak işte bu 12 bölü x oranı yine 2 bölü 5'e eşit. İşler dışlar çektiğimde 60 eşittir 2 xten x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 30 gelecektir diyoruz. Geldik kenar 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 benzerliğine. Diyor ki iki üçgenin karşılıklı bütün kenar uzunlukları orantılıysa bu iki üçgen benzerdir demiş. Yani AB uzunluğu arkadaşlar DE uzunluğuyla. AC uzunluğu DF uzunluğuyla, BC uzunluğu da EF uzunluğuyla orantılıysa bu iki üçgen birbirlerine benzerdir ve bu orantılı olan kenarların karşısındaki açılar da burada gösterildiği gibi birbirlerine eşit olmak zorundadır. Buna da kenar 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 benzerlik teoremi diyoruz. Diyor ki benzerlik oranı 3 bölü 7 olan iki üçgenden büyük olanın çevre uzunluğu 56 ise küçük olanın çevre uzunluğu kaç santimetre demiş. Şunu unutmayalım. Benzerlik oranı ne kadarsa arkadaşlar çevrelerinin oranı da o kadardır. Dolayısıyla küçük herhalde üçlü orantılı olandır. Bunun çevresine 3x dersem büyük üçgenin çevresi bu durumda 7x olacaktır. Fakat soruda verilen ifadeye göre büyük üçgenin çevresi 56 idi. Yani bizim 7x dediğimiz ifade 56'ya x buradan 8'e eşit olacak. Bizim aradığımız küçük olan üçgenin çevresi olduğuna göre x yerine 8 yazdığında buradan 3x'in yani 3 çarpı 8'in karşılığı 24 gelecektir küçük olanın çevre uzunluğu olarak. Unutmayalım lütfen benzerlik oranı ayrıyetten üçgenlerin çevrelerinin oranına eşittir. Açı açı özelliği bakalım diyor ki iki üçgenin karşılıklı ikişer açısı eş ise bu üçgenler benzerdir. Şimdi diyeceksin ki bazı kitaplarda açı 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 diyor hocam niye siz açı açı yazdınız? İki açı eşitse arkadaşlar üçüncüsü zaten otomatikman eşit olacaktır. Dolayısıyla üç açı birbirlerine eşit olunca üçgenler benzerdir. Bu açıların karşısında yani aynı açıların karşısında örneğin noktanın karşısında burada AB varken Burada noktanın karşısında DE var. Aynı açıların karşısındakileri oranladığımızda bu oranlar birbirlerine eşit olacaktır. K ifadesi yani benzerlik oranı bu oranlamaların sonucunda elde edilecektir diyoruz. Şimdi geldim böyle bir soruya. Diyor ki yukarıdaki şekilde BDC noktaları doğrusalmış. BD 9, DC 7, BAD ACB olduğuna göre ABX kaç santimetre diyor. Çok klasik sorulardan bir tanesi kendisi. Hemen hemen her dokümanda var. Lütfen iyi seyret. Bunlara A yapıştırdım. Şuraya da B deyince ABD üçgeninde boşta kalan şuradaki açıyı C diyorum. Şu an ABC'nin toplamının 180 olduğunu fark ettiysen, şimdi gel büyük üçgene bakalım. ABC üçgeninde bu köşedeki açımız B, bu köşedeki açımız A olduğuna göre, bu köşedeki açımızın tamamı da C olmalı ki iç açılar toplamı 180'e denk gelsin. Peki, o zaman şöyle diyebiliyor muyuz? ABD üçgenindeki açılar kim onlar? ABC. ABC üçgenindeki açılar onlar da ABC. O zaman açılar aynı olduğuna göre bütün kenarlar orantılı olmalı. Başlıyorum. Küçük üçgende A'nın karşısında 9 varken büyük üçgende A'nın karşısında X var. Küçük üçgende C'nin karşısında X varken büyük üçgende C'nin karşısında arkadaşlar 16 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x ile x'in çarpımından x kare 9 çarpı 16'dan karşılığı 144 x kare 144 olduğuna göre aradığımız x'in karşılığı buradan 12 gelecektir. Şimdi benzerliğin bazı özellikleri var. Mesela bunlardan birincisi şöyle. Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarına ait yükseklikleri, açı ortayları ve kenar ortayları orantılıdır diyor. Kesinlikle doğru. Aynı açıdan indirilmiş yükseklikler aynı açıdan. Ne demek o? Benzerse açıları aynı olmak zorunda. Mesela a açısı şu an hangi açıya eşit gözüküyor? D açısına. A'dan indirilen yükseklik H'a, D'den indirilen yükseklik HD olduğundan dolayı bakın burada da H'a'yı HD'ye oranlamışız. Dolayısıyla aynı açıdan indirilen yükseklikler birbirlerine orantılıdır bu oranda. Neye eşittir arkadaşlar? Benzerlik oranına. Tabi yukarıdaki cümlede açı ortay, kenar ortaydan da bahsedip şekle koymadık ama lütfen kafanı karıştırmasın. Yükseklikler için söyledik ama ve lakin aynı açıdan indirilen açı ortayların kendi aralarında oranı aynı kenara indirilen daha doğrusu orantılı olan kenara indirilen kenar ortaylarının uzunluklarının oranı da yine benzerlik oranına eşit olmalıdır. Tabi yine kırmadık bu sayfaya da açı ortayla kenar ortayı ekledik. Söz olarak söylediğimiz kısım buradan da görsel olarak görebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar A açısıyla D açısı birbirlerine eşitti. Dolayısıyla buradan indirilen açı ortaya NA, buradan indirilen de ND dersek gördüğünüz gibi NA'nın ND'ye oranı da yine benzerlik oranına eşit olacaktır. Aynı durum yan tarafta kenar ortaylar içinde geçerlidir. A açısı ve D açısı aynıydı. Dolayısıyla A açısından indirilen buradaki kenar ortayın uzunluğu buradaki kenar ortayın uzunluğuna orantılı ve bu orantı benzerlik oranına eşittir. Kelebek benzerliği demişiz. Arkadaşlar bu kelebek benzerliği önemli. Şimdi diyor ki yukarıdaki şekilde BCE kendi aralarında, A, C, D de kendi aralarında doğrusal noktalarmış. AB uzunluğu DE uzunluğuna paralelmiş. Onu hemen şöyle gösterelim ki gözümüzde şöyle bir canlansın. Bunlar paralel. AB 2 ile DE 5 ile orantılıymış. Hmm. AB 2 ile DE 5 ile orantılıymış. O zaman şöyle diyelim. Burası 2x'e Burası 5x olacak. E 2x 18 ise x'in karşılığı 9. Bu durumda 5x'in karşılığı buradan 45 gelecektir diyoruz. Fakat unutulmaması gereken şey şudur. Bu ABC üçgeniyle CED üçgenleri kelebeği oluşturan bu üçgenler sevgili arkadaşlar. Malum benzer üçgenlerdir. Hocam nereden biliyorsunuz? Hemen gösteririm. Şurası çizgili ise Z'den dolayı arkadaşlar. Şurası da çizgilidir. Burası noktalı ise Z'den dolayı. Z dediğimde biliyorsun doğrudaçlarda konuştuğumuz Z. Ve şurası da çift çizgiliyse burası da çift çizgilidir. Dolayısıyla hatırlarsan buraya 2x'e 5x demiştik. Yani benzerlik oranı 2'ye 5'miş zaten. Şimdi adam bize demiş ki ad demiş 49. O zaman ben buraya 2k dersem burası ne kadar olacaktır? 5k. ad dediği yer 7k. 7k'yı da soru da 49 olarak vermiş. O halde biz buradan k'nın 7 olduğunu buluruz. k7 ise burası 14'tür. Buranın da karşılığı arkadaşlar 35'tir. Son olarak kaldı bizim çizgili açılarımızın karşılığı. Çizgili açının karşısında küçük üçgende BC varken burada ise kim var? 40 var. Ve bu oran yine neye eşit? 2 bölü 5'e. O halde burada içler dışlar da yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Bu bunun malum 8 katı. O zaman 2'nin de 8 katını aldığımda BC uzunluğunun karşılığını buradan ne bulmuş olacağız? 16 bulmuş olacağız. Peki. Benden istenen ABC üçgenin çevresiydi. ABC üçgenin kenarlarına baktığımızda 18, 16 ve 14'ü görmüş olacağız. Bunları topladığımızda ABC üçgenin çevresi 48 olacaktır. Arzu edilirse CDE üçgeninin çevresi bundan önceki sorulardan bir tanesine konuşmuştuk. Yine bu 2 bölü 5'e sahip olacağından dolayı 48'in CDE'nin çevresi oranı 2 bölü 5'e eşit olacaktır diyerek de tık diye bulunabilir. Ama hocam zaten CDE'yi sorsa kenarları biliyorum tak 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 toplarım da diyebilirsin. Temel orantı teoremine geldim. Diyor ki AD'nin AD'nin DB oranı AE'nin EC oranına eşittir ama bir koşul altında buradaki uzunluklar birbirlerine paralel olması gerekiyormuş. Peki. O zaman hemen uygulayalım. Paralellik var. Soruda verilmiş DEBC'ye paralelmiş. O zaman 4'ün arkadaşlar x artı 6'ya oranı 5'in Alt taraftaki 2x artı 3'e oranı işte. Yapalım işte arkadaşlarımız. 5 ile x artı 6'yı çarparsam 5x artı 30. 4 ile 2x artı 3'ü çarparsam 8x artı 12 gelecek. 12'yi 30'un tarafına atıp çıkartırsam 18. 5x de 3x'in tarafına atıp çıkartırsam 3x 18. X'in de karşılığı buradan ne gelecektir? 6. Bizden istenen uzunluk olur zaten. Orta taban diye bir ifademiz var ünlemde. Sebebini açıklayalım. Eğer diyor kenarlar birbirlerine eşit ayrılmışsa arkadaşlar bu durumda bu uzunluk tavanın yarısı kadardır ve bu da orta tabanı olarak ifade edilebilir. Peki sorumuzda böyle bir şey mi var? Evet var. Şimdi bakın şu üçgeni boyuyorum. Bu üçgende paralellik söz konusu DF, BE'ye ve burası gördüğünüz gibi eşit ayrılmış arkadaşlar. Dolayısıyla şu uzunluk 14 olduğundan dolayı Y uzunluğunun karşılığı buradan ne kadar gelecektir? 7 gelecektir. Bir başka durumda bu parçayla bu parçada birbirlerine eşit olacaktır. Geldim ikinci bir duruma. Şurayı boyuyorum şimdi. Burayı boyadığımda ise bakın şu parçayla şu parça birbirlerine eşit. O zaman bu parçayla da bu parça birbirlerine eşit olmalı. Yukarıdaki parça 6 olduğundan dolayı x'in karşılığı buradan 6 gelecektir. İkinci bir başka mevzu ise AD uzunluğu DB'ye, AE uzunluğu EC'ye eşit işte olduğundan dolayı DE uzunluğu BC uzunluğunun yine orta tabanıdır. Burası 8 olduğundan dolayı buranın karşılığı da 16'dır. Şimdi bulduklarımızı bir yazarsak. X'in karşılığını 6 bulduk. Y'nin karşılığı altta kaldı biraz evvel boyayınca ama 7 bulmuştuk hatırlarsan. Z'nin karşılığı da buradan 16. Bunları da toplarsam karşılığı 29 olacaktır. Tales teoremi de diyor ki D1, D2, D3 doğruları birbirlerine paralelse AB'nin BC'ye oranı DE'nin EF'ye oranına eşittir diyor. Ve bize şöyle bir şey vermiş. AB'ye eşitliği sağlamak için 3K, BC'ye de 5K yazarsam. AB 3K, BC 5K yazarsam. EF'ye de 20 yazarsam DE'nin uzunluğu ne olacak diyor. E hemen burada verilmiş olan şöyle sararttığım ifadeyi uygularsak. AB'nin yani 3K'nın 5K'ya oranı karşısındaki x'in 20'ye oranı eşit olacak. K'ları gönderip işler dışlar yapalım. 3 çarpı 20'den 60, 5 çarpı x'ten. 5x her tarafı 5'e böldüğümde bu aradığımız boşluğun karşılığı 12 olacaktır. Bir ekstra kısmında da diyor ki D, B, paralelse arkadaşlar AD'nin AB'ye oranı. Bakın AD'nin tamamına. Yani tabiri caizse küçük üçgenin sol tarafı büyük üçgenin sol tarafına. Sonra küçük üçgenin sağ tarafı büyük üçgenin sağ tarafına. Küçük üçgenin tabanı büyük üçgenin tabanına orantılıdır demiş. Şimdi AD uzunluğuna 6 derse, DB uzunluğuna 8 derse bu durumda DE'nin BC oranı şöyle hesaplanır. 6'nın küçük üçgenin sol tarafı, büyük üçgenin sol tarafı dediğimiz 14. E, küçük üçgenin tabanı dediğimiz DE, büyük üçgenin tabanı dediğimiz BC oranı işte olacaktır. 6 bölü 14'ü sadeleştirirsem bu aradığımız boşluğun karşılığı, 3 bölü 7 oldu. Geldik bir başka soruya. Diyor ki şekilde AEC noktaları, BD noktaları, BFC noktaları neymiş? Doğru AB, A, B, e, F, D, C birbirlerine paralelmiş. Hemen bunu gösterelim. Şu, şu ve şu uzunluk birbirine paralel. Burada kelebekler falan da görüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedilmiş. Diyor ki, FC diyor 12. Tamam. 2 BF diyor 12 ise BF 6 şekil üzerine verilmiş. 4 EF 12 ise EF de 3'müş. AB ile DC istenmiş. Şimdi bakın biz şu üçgene baktığımızda biraz sonra sileceğim çok fazla karışmasın diye. Bu üçgene baktığımızda 6'ya karşılık karşı tarafta K varsa 12'ye karşılık burada ne vardır? 2K vardır. Peki bunu şimdi sileyim sarı kısmı. Geldim şu sarıyı boyuyorum şimdi de. Şu üçgene baktığımızda bu üçgende de şöyle bir durum söz konusu. Yine 6'ya karşılık burada P varsa 12'ye karşılık burada 2P vardır diyebiliriz. Sarıyı tekrardan şöyle bir kaldıralım. Şimdi geldim. Burada bir kelebek var aslında bir taraftan da ama kelebekten önce şunu kullanalım istiyorum. B E F üçgeni BEF üçgeni bir de BDC üçgeni. Bu orantıya baktığımızda arkadaşlar bu P'lere K'lara çok da gerek yoktu ama ben ekstradan bilmeniz için yaptım. Başka soruları lazım olacak. Çünkü burada şu demin en son boyadığım sarı üçgene şöyle bir bakarsanız. Bu sarı üçgende şunu yapabiliyorum. Şuraya X dersek 6'nın 18'e 3'ün X'e. Bu durumda aşağıdaki yukarıdaki 3 katı olduğuna göre burada da aşağıdaki yukarıdaki 3 katı olacak ve buradan ne gelecek? 9. Şimdi bu sarıları bir ortadan kaldırdık. Şimdi sarıyı şuraya boyayalım ve size aynı şeyi burada bir daha uygulatalım. Bu sefer ABC üçgenine FHC üçgenine bakacağım. Şuraya Y diyeyim. 12'nin 18'e 3'ün Y'ye. Şimdi ne yapıyoruz? İçler dışlar mı yapıyoruz? Hadi yapalım. 3 çarpı 18, 54 eşittir 12Y. Y'nin karşılığı buradan 54 bölü 12 gelecek. Bunlar malumunuz 6 ile sadeleştirilebilir. 6 ile sadeleştirme 9 bölü 2 bunun da karşılığı 4,5 gelecektir. Bizden istenen AB uzunluğu orayı 4,5 bulduk. DC uzunluğu da ne kadar? DC uzunluğu da 9 bulmuştuk. Dolayısıyla toplamları 13,5 gelecektir diyoruz. Şimdi konunun sonuna gelince şöyle bir şey söyleyeyim. Benzerlik mevzusu çok fazla soru çeşidi barındıran durumlardan bir tanesi. Onun için mümkün mertebe bol bol soru çözümü seyretme, bol bol sorularla ilgilenme, üzerine düşünme ve bu videoyu belki de bir kere daha seyretmen gerekebilir. Şimdi nelere baktık şöyle bir değinelim. Üçgenlerde eşliğe baktık ardından eşlik teoremlere baktık. Üçgenlerde benzerliğe baktık ardından benzerlik teoremine baktık. Temel orantı teoremine bakıp Thales teoremiyle noktayı koyduk. Peki şimdi sırada ne var? Geçen dersten kalan ödüllü sorumuz. Ardından da bugünkü ödüllü sorumuza bakacağız. Hadi bakalım. Ödüllü soruda görüşürüz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Geçen dersin ödül sorusunu beraber çözüyoruz. Diyor ki: "Şimdi ben buraya diyor x dersem, buraya da diyor y dersem BE uzunluğunun yani x artı y artı 5'in alabileceği en büyük tam sayı değeri istiyorum senden diyor. Peki x'in aralığını bulabilmek için arkadaşlar abc üçgenine bir bakalım. Ne yapıyorduk? 12 ile onu topluyorduk. Burası 22. 12'den 10'u çıkartıyorduk. Burası da 2. Gelelim fd üçgeninde y'yi bulmaya. Y'yi bulduğumda 5 ile 9'u topluyorum bu tarafta. 14, 9'dan 5 çıkartıyorum bu tarafta da 4 gelecek. Bu eşitsizlikleri taraf tarafı toplamam lazım. Sakın burada yapılabilecek en büyük hata Hocam BE'nin en büyüğünü aradığın için X'in en büyüğü olan 21'i seçmeliyim. Y'yi de 13 seçmeliyim diyebilirsin ama demiş mi kardeşim BC ya da DE için tam sayı olacak diye? Dememiş. O zaman bunları tam sayı demediği için eşitsizlik üzerinden yürütmek lazım. 6 X artı Y burası ne kadar geldi? 36. Bir de BE dediğimiz şey X artı Y artı 5. Her tarafı 5 eklersem x artı y artı 5 buradan da ne gelecek 41 yani bizim aradığımız şu an şuradaki BE uzunluğu 11 ile 41 arasında e olacakmış. Alabileceği en büyük değer ise 40 gelecektir diyoruz. Şimdi sırada bu haftanın yani bu dersin mükemmel güzel ödülü sorusu. ABC ve ADC birer üçgen. GF BC'ye paralel. FE AD'ye paralel. DE 3 EC 6 AG 4 cm olduğuna göre BG X kaç santimetre diyor. Yorumlara cevaplarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Rica ediyorum benzerlik belki de 9. sınıfta görebileceğin en zor geometri konusu konu başlığı olabilir. Dolayısıyla buranın altyapısını çok sağlam tutmanı rica ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol soru çözün. Başarı sizinle olsun.